TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haftaya Bakış Haber Aktüel programımıza hoş geldiniz. Bugün haberlerimizin ayrıntılarının yanı sıra dosya haberlerimiz, canlı bağlantılarımız, konuklarımız olacak. Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz, Sait bizlerle kendisi stüdyo konumu olacak. Kendisiyle seçimleri değerlendireceğiz. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri bitti ancak etkisi sürüyor. Kendisiyle hem Van direnişini hem de genel 31 Mart seçimlerini değerlendireceğiz. Evet, yine KCDKE eş sözcüsü Zübeyde Zümrüt de canlı bağlantımızda bizlerle olacak. Kendisiyle Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm hamlesinin ikinci aşamasına dair konuşacağız. 15 Nisan'da önemli bir eylem var. Detayları kendisinden alacağız. Evet, haftaya bakış başlıyor. Evet değerli izleyenler, stüdyo konuğum var dedim. Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz, Saat Yiğit bizlerle, kendisiyle konuşacağız. Yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, öncesinde Van direnişine ve 31 Mart'a dair bir haberimiz var. Sonra üzerine konuşalım. Evet değerli izleyenler, Van direnişine dair, Van'daki 31 Mart yerel seçimlerine dair İHD eş başkanı bir açıklama yaptı, konuşma yaptı. Şiddete dikkat çekti, polis şiddetine ekranlarınıza getiriyoruz. Yerel seçimler ardından Van'da irade gaspına karşı 2 gün süren direnişte yüzlerce kişi ağır şiddet ve işkenceyle gözaltına alındı. Direniş zaferle sonuçlanmasına rağmen gözaltına alınanlar tutuklandı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnsan Hakları Derneği Van Şube yöneticilerinden Ayten Kıran, 8 yıl süren kayyum yönetimine dikkat çekti. Ayten Kıran, bu halk birçok zulme maruz kaldı. Bu zulmün karşısında ise bir direniş göstermesi gerektiğini düşündü ve çok iyi de bir direniş sergiledi dedi. Ama bu direniş esnasında çok büyük bir orantısız güçle karşı karşıya kaldı. Biz İHD olarak bu anlamda gözlemlerimizi yaptık. Bu direnişler esnasında orantısız güç, çok sayıda belki Türkiye'de kullanılmayacak kadar gaz kullanıldı, plastik mermiler kullanıldı, insanlar yaralandı, haksız hukuksuz bir şekilde gözaltına alındılar. İHD olarak ÖHD ve Van Barosu'yla ortak bir gözlem raporu hazırladıklarını dile getiren Ayten Kıran, polis şiddetine karşı yapılan şikayetlere dikkat çekti. İHD olarak da baroya da hakeza, özgürlük için hukukçulara da çok sayıda başvuru geldi. Şiddet görenler, kolu kırılanlar, bacağı kırılanlar bir sürü hak ihlallerine uğradılar ve biz bunlarla ilgili daha işimiz bitmedi. Bugün bu rapor yayınlandıktan sonra tekrar İHD olarak da tekrar yeni bir gözlem raporu oluşturacağız. Bu ortak bir rapordur. Gözlem raporundan sonra yasal süreçler başlatılacak. Ayten Kıran eylemlerde zamanı geçen yine farklı gaz türlerinin kullanıldığını söyledi. Şimdi bu gaz kapsüllerinin tarihi geçmiş gaz kapsülleri ve çok fazla yanıcı etkisi olan bir gaz. Biz gözlem yapmaya gittiğimizde maalesef ki birisi de bizim ayaklarımızın önüne atıldı. O kapsüllerden bir tanesini aldık. Biz onları resmi olarak fotoğrafladık. Bunu da tekrar insan hakları örgütlerine göndereceğiz. Yani bunlar mesela ilk gün kutlamalara çıktığımızda vanilya kokulu bir gaz vardı. Bu benim aklıma direkt Kürtlerin imhasında kullanılan elma kokulu gazı getirdi. Yani bu artık her çeşit gaz kullanılmaya başladı ve bunun hukuki olmadığını herkes de biliyor. Çocuklara yönelik polis şiddetine de dikkat çeken Ayten Kıran şunları belirtti. İHD olarak şunu gözlemledik. 6 tane öğrenci okula giderlerken çocuklar minibüse binmek üzereyken joplanarak tartaklanmaya başlanıyorlar ve çocuklar bizim derneğimize sığındılar. Yarım gün bizim dernekte kaldılar bu kız çocukları. Yani korkudan çocukların dilleri çekilmiş bir vaziyetteydi. 14 yaşında bir çocuk, erkek çocuğu abisiyle birlikte, abisi onu okuldan almış eve götürürken abisini döverek gözaltına alıyorlar. Çocuk ortada kalmış ve bulanlar İHD'ye getirdiler. Yaşlı, genç, çocuk, kadın, herkesin şiddete uğradığını dile getiren Ayten Kıran, artık hiçbir haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul edecek lüksümüz yok. O sebepten dolayı herkesin oturup düşünmesi gerekiyor dedi. Yani o gazların ne kadar yakıcı oldu. Değerli izleyenler, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü, Kürt sorununa siyasi çözüm şiarıyla 10 Ekim'de başlatılan uluslararası kampanyanın ikinci aşaması kapsamında 15 Nisan tarihinde 3000 kişiyle CPT önünde oturma eylemi gerçekleşecek. Konuya dair haberimiz var, ekranlarınıza getiriyoruz. Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi KCDKE Avrupa'daki demokratik kurumlar, enternasyonalist gruplar ve dünyaca tanınmış isimlerin başlattığı Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm kampanyası sürüyor. Hamlenin ilk aşaması 10 Ekim 2023'te Kürt halkının dostları tarafından 100'e aşkın kentte düzenlenen basın toplantıları ve farklı etkinliklerle duyurulmuştu. Bu hamlenin başından bu yana kesintisiz eylemler ve kampanyalar yürütüldü. Kampanyanın ilk aşamasında uzun yürüyüşler, Abdullah Öcalan'a kartpostal gönderilmesi ve kitap okuma gibi etkinliklerle organize edildi. 100 bin kart gönderme kampanyası kapsamında her yerden İmralı'ya kart gönderildi. Aynı taleple tutsakların eylemleri ve adalet nöbetleri devam ediyor. Kürdistanlılar ve Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın dostları Köln'de son yılların en görkemli mitingi ile bir hamlenin ilk aşamasını tamamlamışlardı. 1 Mart'ta startı verilen kampanyanın ikinci aşaması ise kitlesel eylem ve etkinliklerle sürüyor. 8 Mart ve Nevroz'un ardından Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da her iki talep dile getirildi. Almanya'nın Köln kentinde Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm hamlesinin ikinci aşamasına ilişkin 1 Mart'ta basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda ikinci aşamada da yapılacak olan etkinlik ve eylemlere dikkat çekildi. Yüz binlerin katılımıyla yapılacak yürüyüşlerde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün talep edileceği ve Türk Devleti'nin İmralı'nın kapısını açmaya zorlanacağı vurgulandı. Basın açıklamasında tecritin kaldırılması, İmralı işkence sisteminin lağvedilmesi, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümünde baş müzakereci olarak özgürlüğüne kavuşması ve Kürt halkına yönelik zulme son verilmesi talep edildi. Hamlenin ikinci aşamasında İşkenceyi Önleme Komitesi CPT önünde de eylemler yapılacağı duyuruldu. Hamle kapsamında 15-19 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi CPT ve Avrupa Konseyi AK önünde 3000 kişiyle 5 günlük oturma eylemi başlatılacak. Değerli izleyenler, şimdi de KCDK eş başkanı Zübeyde Zümrüt'ten bu kampanyaya, hamleye ve ikinci aşamasına dair konuşacağız, detayları alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Zübeyde Zümrüt. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorunu çözüm kampanyasının ikinci aşaması kitlesel eylem ve etkinliklerle sürüyor. Eylem kapsamında 15 Nisan'da 3000 kişiyle CPT binası önünde nöbet eylemi başlayacak. Ayrıntıları almak istiyoruz sizden. Buyurun. Ya tabii 10 Ekim'den ta günümüze kadar hamlenin başlatılmasıyla birlikte, startın verilmesiyle birlikte aslında birinci aşamada çıtanın çok yükseldiğine dair hepimiz gördük ve tanıklık ettik. Onun için bu hamle başlamasıyla birlikte hamle kampanyasının başlaması yani Önder Apo'ya özgürlük, Kürt sorununa çözüm şiarıyla başlatılmıştı. Dolayısıyla bunu yani artık bu hamle küresel çapta yürütülen bir hamle ve bu küresel çapta yürüten hamlenin küresel çapta bir sahiplenme olduğuna dair ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla küresel çapta sahiplenen bir hamlenin, özgürlük hamlesinin, Kürt sorununa çözüm hamlesinin küresel çapta yürütülen bu çalışmanın çıtanın gittikçe yükseldiğine dair çok moral ve motivasyon, çok ciddi bir heyecanla yürütülen bir hamle. Bunun 10 Ekim'den ta günümüze kadar gerek mitingler, gerek yürüyüşler, gerek yaptığımız birebir çalışmalarda da aslında topyekün toplumsal dinamiklerin ve Kürtlerin ve Önder Apo'nun oluşturduğu dostların bu içinde, bu hamlenin içinde yer alması bunun ne kadar şey olduğunu bir kez daha açığa çıktı. Elbette ki 3 yıllık tecritin gittikçe ağırlaşması, 3 yıl Önder Apo'dan haber alınmaması ve gerçekten İmralı Adası'nda neler yaşadığına dair ne avukatların, ne ailenin, ne toplumun, hiç kimsenin Önder Apo'nun sesini duymaması, tecritin gittikçe ağırlaşması, bu da ayrı toplum içerisinde, dostlar içerisinde ciddi yaratılan bir kaygı var ve bu kaygının biz daha çok işte bir toplumsal ayağını örme, toplumsal ayağını örerken de bunu kitleselleşme, toplumsallaşma, toplumsal taleplerimizi tüm dünya kamuoyuna ifade etme ve bu tecritin artık kabul edilmeyeceğine dair aslında belli bir çıtada yükseltti. Bu çıtanın gerek birinci hamle, en son yaptığımız işte Köln yürüyüşünde yüz binlerin oraya katılıp tek bir mesaj verildiğine dair, gerek katılan dostların yaptığı açıklama ve yaptığı konuşmalarda, gerek halkın 7'den 70'e, kadınların, gençlerin, herkesin tek bir mesaj verdiği alanlarda Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü mesajı verildi ve bir an önce bu toplum Önder Apo'nun sesini duymak istiyor. Elbette ki 17 Şubat Köln yürüyüşünden sonra birinci aşamayı başlattık ve ikinci aşamaya geçtik. Bu ikinci aşamanın da şunu ifade etmiştik. Yani yaptığımız planlama peyderpey hayata geçirdik. Peyderpey diyelim ki toplumun nasıl sahiplendiğine dair, hangi biçimde katılım sağladığına dair aslında tüm dünya kamuoyuna bir kez daha Kürtler ve Kürt dostları bunu bir kez daha alanlarda gösterdi. 1 Mart'tan sonra demiştik, önümüzde 8 Mart var. 8 Mart alanlarda kadınlar direnirken, kadınlar direniş hattını örerken ve kadınlar alanlarda 8 Mart'ta Önder Apo'nun özgürlüğünü çok kitlesel, çok diyelim ki ciddi bir şeyle haykırdı. Önder Apo'nun özgürlüğü kadın özgürlüğüdür şiarıyla alanlarda bunun nasıl yansıması gerçekleştiği hepimiz tanıklık ettik. Yine Nevroz'da milyonların alanlara çıkıp hem Avrupa'da hem Kürdistan'ın 4 parçasında aslında herkesin alanlarda tüm birleşenler, tüm işte Kürtler, Kürt dostları, tüm birleşenlerin tek bir sesle tecritin kırılması, Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü noktasında aslında Kürtler bir kez daha 4 parçada Avrupa'da Kürt birliğinin, ulusal birliğinin alanlarda gerçekleştirdiğini ve bu birlik ruhuyla, seferberlik ruhuyla Önder Apo'nun özgürleşme hamlesinin gittikçe çıtanın yükseltilmesi ve bu çıtanın yükselmesiyle birlikte daha da yükselteceğinin mesajları alanlarda verildi. Elbette ki biz Nevroz'la dedik ki bu hamleyi sonuçlandırmayacağız. Akıbetinde 31 Mart seçimlerinde yine halkın Kürdistan'da, Türkiye metropollerinde sandığa giderken aslında sadece bir seçimde bir oy kullanma meselesi tek değildi. Kürdistan'da yaşanan soykırım, Kürtlere dayatılmak istenilen bu soykırımının aslında sandıkta cevabıydı. Yine de Kürdistan'da AKP, MHP faşizminin yarattığı soykırım ve Kürtlere dayatmak istediği soykırım politikasının cevabını 31 Mart'ta halklar, dostlar sandıkta verdi. Yine de MHP ve AKP'nin Kürtlere dair yaptığı planlamayı, kayyum politikasının, işte Van'daki direniş aslında önümüzdeki dönemin Kürdistan açısına direniş hattını yeniden ilan etti. Yani ancak biz ve dostlarımız direnerek, mücadele hattını örerek, halklar olarak bu mücadele hattını örerken ancak tecriti kırabiliriz. Ancak Önder Apo'yu özgürleştirebileceğiz. Onun için bu planlama bizim yaptığımız CPT'de ayın 15'inin Strasbourg'da CPT'nin önünde yapacağımız miting önemlidir. Yükselen bir çıta var ve bu yükselen çıtanın gerisine düşünmemesi gerekir. Bir Van direşi, 17 Şubat Köln yürüyüşü, 8 Mart'ta kadınlarda alanda direnişi, Nevroz'da milyonların talep ettiği alanlarda tek bir talep üzerine bunun gerisine düşmemek için 15'inde Spiti ve Avrupa Konseyi'nin önünde yapacağımız miting çok önemlidir. Kitlesel geçmesi, çünkü burada bizim Spiti'nin önünde Avrupa Konseyi'ne vereceğimiz mesaj önemlidir. Tek bir mesaj var. Bu mesajında Önder Apo'nun fiziği koşulunun, fiziki özgürlüğünün gerçekleşmesidir. Tecritin kırılmasıdır. Bunu esas alarak katılım sağlayacağız. Bizim çağrımız halkımıza şudur: bizi dinleyen, bizi izleyen, bizi takip eden, bizim ulaşamadığımız halklar, herkes kendi çeperinde örgütlenip birbirini örgütleyerek ayın 15'inde saat 9-10 arası Spiti'nin önünde kitlesel mitingin gerçekleşmesi için katılım sağlanması gerekir. Herkesin buna dair inisiyatif alması gerekir. 10.000'lerin orada buluşup şu mesajı verilmesi gerekir: İmralı Adası'na Spiti'nin derhal gidilmesi, Avrupa Konseyi'nin Avrupa'da, Türkiye'de İmralı Adası'nda insanlık dışı uygulanan muameleye son verilmesi ve hukuk dışı uygulanan İmralı sisteminde derhal müdahale edilmesi ve buna dair Kürtlerin yaşadığı kaygılara bir an önce cevap verilmesi gerekir konusunda da orada bizim vereceğimiz mesajlar önemli. Ama bu mesajın halkın katılımı, kitlesel katılım, orada özellikle kadın ve KCDK öncülüğünde yapılan bu mitingin, bu yürüyüşün, kadın hareketinin, KCDK'nin bizim ciddi bir çalışma yürütüyoruz, ciddi bir planlama vardır. Ama bizim yaptığımız planlama dışında da halkımızın da inisiyatif alması gerekir. Kendi imkanlarıyla yola çıkıp Spiti'nin önündeki mitinge katılması gerekir. 7'den 70'e herkes seferber olması lazım. Değilim. Çünkü evet, bu tecrit sadece İmralı Adası'nda uygulanan bir tecrit değil. Bu tecrit tüm Orta Doğu ve tüm halklara uygulanan, dayatılan bir tecrittir. Ve şunu bir kez daha ifade ediyorum, etmek istiyorum: Önder Apo'nun özgürlüğü bizim özgürlüğümüzdür. Biz kendi özgürlüğümüz için bu mücadeleyi yürütüyoruz. Herkesi o alana çağırıyorum. Evet, Sayın Zübeyde Zümrüt, aktarımlarınız için teşekkür ederiz. Bizler de Jin TV olarak bu önemli etkinliğinizi, eyleminizi takip ediyor olacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet değerli izleyenler, DEM Parti Kobani davasının 17 Nisan'daki duruşmasına dikkat çekerek tüm demokratik kamuoyunu, STK'ları ve sivil partileri demokratik siyasetten yana saf tutmaya davet ediyoruz dedi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, insanlığa karşı büyük bir suç işleyen DAEŞ ve arkasındaki güçler insanlık için halen büyük bir tehdit olmayı sürdürüyor. 2014 yılında Musul'un peşkeş çekilmesiyle iyice palazlanan ve yönünü Şengal başta olmak üzere Kürt bölgesine çeviren DAEŞ barbarlığı ve karanlığı büyük bedellerle Kobani'de durduruldu denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şengal'de binlerce Ezidi'yi katleden, kadınları köle pazarlarında satan, her türlü insani değeri yok ederek ilerleyen DAEŞ, geçtiği her yerde büyük katliamlar ve suçlar işledi. DAEŞ, Kobani'de direnişle karşılaştığında aldığı emirlerle daha büyük katliamlara soyundu. Dünyanın büyük bir algı ile izlediği bu saldırılara karşı BM Genel Sekreterliğinden etki edebilecek aktörlerin devreye girmesi yoksa Kobani'de bir katliamın yaşanacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Aynı dönemde Türkiye'de de yüz binlerce insanın benzer meşru talepler ile katliama seyirci kalamayarak Kobani'ye insani yardım koridorunun açılması talebinde bulunulduğu vurgulandı. Dünyanın her yerinde başlayan barışçıl yürüyüş, protesto ve basın açıklamaları, Kobani düştü düşecek açıklaması üzerine devreye giren paramiliter güçlerin ve kolluk güçlerinin gerçekleştirdiği katliamlarla gölgelenmeye çalışıldı. Kobani protestolarında İHD verilerine göre 46, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre de 48 sivil yaşamını yitirdi. Bu olaylarda yaşanan ölümlerin araştırılması ve sorumluların bulunması için HDP tarafından mecliste onlarca önerge verilmesine rağmen önergelerin tamamı AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Ancak aradan 6 yıl geçtikten sonra 2020 yılında atılan bir tweet bahane edilerek HDP'li 101 kişi o dönemdeki olaylardan sorumlu tutularak Kobani Kumpas davası açıldı. Kobani Kumpas davası DAEŞ vahşetine karşı onurlu duruş sergileyen siyasetçilerden intikam alma davası olduğu kaydedilen açıklamada devamlı şunları belirtildi. Kobani Kumpas davasına konu savcılık soruşturması ilk olarak 2014 yılında başlatılmış, 2015-2016 yıllarında arkadaşlarımızın ifadelerinin alınmasının ardından dosyada kayda değer bir gelişme yaşanmamış, soruşturma sürüncemede bırakılmıştır. AHİM kararıyla da davanın bir kumpas davası olduğu tescilliği kaydedilen açıklamada savunmalar tamamlanmadan hakikatten kopuk bir mütalaanın sunulduğu vurgulandı. Meşru olmayan yargılanmanın mütalası da meşru değildir denilen açıklamada STK'lılara, siyasi partililere demokratik siyasetten yana saf tutma çağrısı yapıldı. Değerli izleyenler, stüdyo konuğum var. DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Salyip. Kendisiyle 31 Mart yerel seçimlerini konuşacağız. Az önce ekranlarınıza getirdiğimiz Kobani Kumpas davasını da konuşacağız. Bölgedeki son durumu, seçimden sonraki atmosferi ve görülecek Kobani duruşmasını, çağrılarını, mesajlarını konuşacağız, tartışacağız. Evet, tekrar yanımıza hoş geldiniz. Evet, 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Aslında bırakmadık çünkü etkisi hala devam ediyor. Özellikle Van çok gündemde, büyük bir direniş sergilendi. Gerçekten tüm dünyanın gözü Van'daydı diyebiliriz. 3 dönem kayyum atandı. Tekrar denemek istediler ancak başta siz kadınlar, kadın örgütleri, milletvekilleri izin vermediniz. Önemli bir zafer kazanıldı. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü bizler öyle gözlemliyoruz ki halklar kendilerini çok iyi hissediyorlar ve güne çok daha umutla başlıyorlar. Nasıl hissediyorsunuz diye sorduk çünkü gerçekten bir savaş haliydi adeta. Nasıl hissediyorsunuz? 31 Mart yerel seçimleri nasıl değerlendirirsiniz? Kendimi Van gibi hissediyorum. Hem direngen, hem onurlu, hem umutlu, hem de direnişin sonunda seçim boyutuyla eğer değerlendirirsek zafer kazanmış şekilde hissediyorum ve onun gururuyla, onuruyla da şu an burada duruyorum. Evet, 31 Mart seçimleri gerçekten Türkiye tarihine de önemli bir damga vurdu. Ama seçimin öncesini de değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bizler her defasında şunu ifade ediyoruz. Yani kendi topraklarımızda yok sayılan bir halkız. Hem dilimizle, hem kültürümüzle, hem tarihimizle. Ve gerçekten özellikle Cumhuriyet'in ilanından itibaren bu asimilasyon politikaları daha sistematik bir şekilde devreye sokuldu. Ve akabinde en son işte AKP-MHP iktidarı döneminde de tamamıyla böyle somutlaştı, ete kemiğe bürünür bir hal aldı. Şimdi dilimizle, kültürümüzle, tarihimizle zaten yok sayılan bir halkken 2016 yılından itibaren artık Kürt halkının iradesi de tanınmamaya başlandı topraklarımızda. İşte mesnetsiz iddialarla arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı ve aslında temel hedef eş başkanlık sistemimizdi. Eş başkanlık sistemi üzerinden arkadaşlar ceza yediler. Halen cezaevlerinde olan arkadaşlarımız var, sürgünde olan arkadaşlarımız var, halen davası devam eden arkadaşlarımız var. Ama 2016'da kayyum atandığı zaman aslında ilk etapta kadın kurumlarına yönelik, dil kurumlarımıza yönelik, aslında orada bizim kültürünü, Kürt tarihini yaşatmaya yönelik çalışmalarımız ve kadın öncülüğünde yaratmaya çalıştığımız tüm çalışmaların üzerine el konuldu. Hatta kadın politikaları müdürlüğüne erkekler atandı. O şekilde trajikomik olaylarla da karşılaştık maalesef o topraklarda. 2019 yılında aslında Kürt halkı yine bunun cevabını verdi ama 2019 yılında ilk etapta kayyumun farklı bir versiyonunu devreye soktular. İlk önce 6 tane belediyemize belediye eş başkanı olarak seçilen arkadaşlarımız KHK'li olduğu gerekçesiyle mazbataları verilmedi. Ve bu seçimin hemen akabinde olan bir şeydi. Aslında arkadaşlarımızın seçme seçilme yeterliği vardı. YSK dosyalarını kabul etmişti. O şekilde seçime girmişlerdi. Ama seçimi kazandıktan sonra KHK'li oldukları gerekçesiyle yine hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızın yerine seçimi kazanmayan ikinci kişiye mazbata verildi. O da zaten yani şaşırmadık, AKP'li adaya 6 yerde mazbata verildi. Yani o an bir tepki açığa çıktı ama maalesef cılız bir tepkiydi ve birkaç ay sonrasında tekrar aslında ilk etapta bu kayyumun farklı bir versiyonu devredeydi ama sonrasında tekrar devlet memurları kayyum olarak belediyelerimize atandılar ve kayyumun aslında 2016 yılından 2024 yılına kadar açığa çıkarmış olduğu yolsuzluk politikaları, talan politikaları, yandaşa halkın olan paranın, halkın parasının peşkeş çekilmesi ve taşınmazların satılmasına kadar, milyon liralara kadar, katrilyon liraya kadar halkın olan belediyelerin borç batağına sürüklenmesiyle karşı karşıya kaldık. Yine beraberinde kurumlar üzerinde, kurumlarımız üzerinde ciddi politikaların açığa çıktığını gördük. İşte tam bu haliyle aslında biz yerel seçim çalışmalarına girdik. Öncesinden biliyorsunuz ön seçim yaptık birçok yerde. Ön seçimle halkımız hem belediye eş başkanlarını hem de belediye meclis üyelerini seçtiler. Akabinde işte o coşkuyla 8 Mart kutlamalarımızı yaptık, Nevroz kutlamalarımızı yaptık. Ve aslında hem Kürdistan'da hem de Türkiye'de 8 Mart ve Nevroz'da açığa çıkan coşku bize 31 Mart'ın mesajını daha az çok veriyordu. İşte bu atmosferle 31 Mart seçimlerine girdik ama Kürdistan'da biz bu seçim çalışmalarını yürütürken de aslında eşit olmayan koşullarda bu çalışmaları yürüttük. Yani karşımızdaki AKP bir siyasi parti değildi aslında. Bir tarafta devlet vardı, bir tarafta halkın gücüyle, halk gerçekliğiyle bu çalışmaları yürüten bir parti vardı, DEM Parti vardı. Devletin tüm imkanlarını kendisi için seferber etmiş bir partiyle biz bu çalışmalara girdik, seçim çalışması yürüttük. Ama seçim çalışmalarımızı yürütürken de sadece işte belediyeleri kazanma esaslı bir çalışma da yürütmedik. Onu da ifade etmek gerekiyor. Yani bir yönüyle evet belediyelerimizi kazanmalıyız ve mevcut olan belediyelerimizin sayısını arttırmalıyız dedik. Bir taraftan işte kayyuma iyi bir cevap vermek için oy oranımızı, oy potansiyelimizi yükseltmeliyiz dedik. Ve en temel başlıklarımızdan bir tanesi de Kürt sorununa demokratik yöntemlerle çözüm şiarıyla hem adalet nöbetindeki annelerimizin başlatmış olduğu eylem hem de cezaevlerinde direnen tutsak arkadaşlarımızın başlatmış olduğu eylem aynı gündemle aslında tecritin kırılması Sayın Abdullah Öcalan üzerinde ağırlaştırılmış ve mutlak iletişimsizlik haline alan bu tecrit politikalarının kırılması yönlü 3 ayaklı bir çalışma yürüttük. Ve her defasında Van için şunu ifade edebilirim. 14-0 yapacağız diyorduk. Onun inancıyla bu çalışmaları yürütüyorduk. Ne kadar büyük kazanacağımızı göreceksiniz dedik ve gerçekten 31 Mart 2024'te de başta Van olmak üzere Kürdistan'da gerçekten çok büyük kazandık. Akabinde hazmedemedi AKP ve MHP bunu. Ve aslında memnu hakları ile ilgili hiçbir sıkıntısı olmamasına rağmen Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Sayın Abdullah Zeydan'ın memnu hakları ile ilgili eksiklikler yani sıkıntılar olduğu söylendi. Ve bu da aslında seçimden hemen öncesinde yapılan bir başvuruyla açığa çıkmış bir hukuksuzluktu. Ama il binamıza gittiğimiz zaman şunu gördük yani 2019 ve 2016'dan farklı bir atmosfer vardı. Evet 2019'da da biz kayyumlar atandığında tepki gösterdik. Yani Van'da yaklaşık 80 gün bu demokratik meşru hakkımızı kullandık ama bu defa bambaşka bir atmosfer vardı. Gerçekten yani edibese diyen bir kitle vardı. Ve geri adım atmayacağını ilk günden net bir şekilde ortaya koyan, açığa çıkaran ve sonucu ne olursa olsun direnmeyi göze almış ve bu şekilde aslında YSK geri adım atana kadar da sokaklardaki bu direnişi sürdürecek bir halk gerçekliğiyle karşılaştık. Evet tam da bu anlamda gerçekten geri adım atıldı. Özellikle gençler faşizme dert olacağız sloganıyla Van sokaklarındalardı. Bundan sonraki süreçte bu cesaret, bu davranış tekrarlanır mı? AKP'den doğru tekrar böyle bir hileye, bir gaspa, kayyuma yeltenir mi diye sormak istiyorum. Çünkü gerçekten Van, dünya Van'ı konuştu. Gözler Van'daydı. Halkın bu cesareti çok büyük umut oldu. Hem bölgeye hem de Türkiye'ye hem de dünyaya. Ne dersiniz? AKP'nin sonraki süreçlerdeki siyasetini etkiler mi? Genel siyasette yansımaları nasıl olur? Evet. Şimdi bu 31 Mart'ta Van özelinde açığa çıkan bu zafer aslında sadece Van için önemli bir zafer değildi. Yani akabinde açığa çıkmış olan direniş, 2 günlük direniş aslında Kürdistan'a özgürlük, Türkiye'ye, Batı'ya da demokrasi mesajını verdi. Ve o direniş esnasında şunu da ifade etmek gerekiyor. Yani sahiplenme çok kıymetliydi. Hem Kürdistan'daki diğer il ve ilçelerimizde, hem Türkiye metropollerinde, hem dünyadaki dayanışma mesajları bizler için çok kıymetliydi. Ve son gün, işte geri adım atıldığı gün, o gün işte diğer siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin de o günkü açıklamaya dahil olması gerçekten bizler açısından çok kıymetliydi. Ve bu tablo aslında bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin siyasetini de belirleyecek bir tabloydu. Yani tekrar etmek istiyorum, evet, Kürdistan'daki gençler, Kürdistan halkı, Kürdistan'daki kadınlar o gün şu mesajı verdi, özgürlük mesajını verdi ve direnince sonucun zaferle taçlandığının da en iyi şekilde gören bir halk gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. Yani bundan sonraki süreçte tabii yani AKP sadece aslında Kürdistan'da kaybetmedi. Türkiye'de de, yani Batı'da da çok ciddi bir şekilde kaybetti. Oy oranı düştü. Belediyelerinin birçoğunu CHP aldı. Bunu hazmedemeyecek bir durumda şu an. Yani ne yapabilir? Yine Kürtler üzerinden açığa çıkarmış olduğu savaş politikalarını daha fazla derinleştirebilir. Tekrar kayyum atama girişimi olacağını düşünmüyorum ben Van direnişinden sonra. Çünkü Van direnişi diğer yerlere de umut kaynağı oldu. Diğer yerleri de etkiledi. Ve bundan sonra bir kayyum girişimi olduğunda yani Kürdistan'ın her toprağının Van gibi direngen bir ruhla sahaya çıkacağını biliyoruz. O açıdan kayyum politikalarından çok Kürt halkı üzerinde sürdürmüş olduğu savaş politikalarını derinleştirme üzerinden bir siyaset yürütebilir. Ama sonraki süreçte yine bunu belirleyecek aslında açığa çıkacak olan hem direniş hem de diğer siyasi partilerin de ortaya koyacağı tutumla alakalı bir şey bu. Evet. 15 Temmuz argümanıyla aslında siyaset yapan bir iktidarla karşı karşıyayız ama kendine göre, kendi argümanlarına göre 15 Temmuz'u kullanırken Kürdistan'da da gerçekten gasp, kayyum politikalarını devreye koyuyor. Kendi işine göre nasıl davranmak isterse ama elbette ki Van direnişinden sonra demeliyiz ki asıl demokrasi zaferi bayramı Kürdistan'da, Van'da yaşandı. Tam da bu anlamda özellikle seçim sürecinin başlangıcından bu yana en önemli sloganlardan biri de Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ile ilgiliydi. Öncesinde de yürüyüşler başlamıştı. Adalet yürüyüşleri, milletvekillerinin başlattığı, yine aktivistlerin. 8 Mart'larda gördük, Nevroz'da gördük ve aslında Van'da bu slogan, bu direniş zirveye ulaştı. Şu anki durumda maalesef kendisinden haber alınabilmiş değil. İmralı Adası'nda sağlığıyla ilgili ciddi endişeler var. Yine hapishanelerde açlık grevi farklı bir boyuta taşındı. Van'da da yine birçok kente de adalet nöbeti eylemleri sürüyor kadınların öncülüğünde. Durum şu ki halklar endişeli, halklar özgürlük istiyor. Halklar iradesi olarak, en önemli irade olarak İmralı'yı, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ı istiyor. Bunu Van direnişinde de sıklıkla gördük. Yine tüm etkinliklerde, özel günlerde. Ne dersiniz buna ilişkin? Yine bugün az önce Zübeyde Zümrüt'le de konuştuk. Önemli bir hamlenin başlangıcı da var. Nasıl okumak lazım bu süreci özellikle bölgeden doğru, seçimden yana? Yani az önce de ifade ettik, biz seçim çalışmalarını yürütürken 3 ayaklı yürüttük ve en önemli ayaklarımızdan bir tanesi buydu. Sayın Abdullah Öcalan üzerinde açığa çıkarılmış olan tecritin son bulması ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi noktasında çalışmalarımız vardı. Yani olmaya da devam edecek. Eğer siz de ifade ettiniz, bir büyük özgürlük yürüyüşü gerçekleştirildi. Büyük özgürlük yürüyüşünü yaptığımız zaman aslında Kürdistan'ın her metrekaresini dolaşmaya çalıştık. Her bir metrekaresine dokunmaya çalıştık. Halkla bir araya geldik, halkın duygularına dokunmaya çalıştık ve hemen akabinde aslında işte az önce de ifade ettik 8 Mart, 21 Mart ve 31 Mart zaferle sonuçlanan kısma geldiğimiz zaman halkla bir araya gelme, halkla birlikte olma, halkla birlikte yürümenin aslında beraberinde daha direngen bir ruh açığa çıkardığı, daha zaferle sonuçlanabilecek bir atmosfer açığa çıkardığını da gördük. Yani bu tecrit politikalarının biz aslında Türkiye'de şu an yaşanan problemlerin temelinin aslında bu Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit politikalarına bağlıyoruz. Çünkü Sayın Abdullah Öcalan'ın işte Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözümü için açığa çıkarmış olduğu bir paradigma var. Ve bu paradigma sadece aslında Kürt halkına değil, tüm Orta Doğu halklarına ve tüm Türkiye halklarına barışın kapısını açabilecek bir paradigma. O haliyle aslında bu tecritin kaldırılması gerekiyor ve Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman gerçekten artık ekonomik olarak, siyasal olarak, sosyal olarak çökmüş durumda. Yani bunun da temel nedeni şu, savaşa ayırdıkları bütçe, sürekli savaş çırtkanlığı üzerinden bir politika yürütmeleri ve aslında ekonomiyi de yine işte İHA'lara, SİHA'lara ya da işte diğer silahlara ayırarak, yani halkın cebinden çıkarıp bu savaş ve talan politikasına harcamalarından kaynaklı Türkiye'de çok ciddi sorunlar yaşıyoruz ve bunun hepsinin beraberinde aslında yürütülen tecrit politikaları var. Yine akabinde biz bu tecrit İmralı'da başladı ama şu an hem Türkiye'de hem Kürdistan'ın bütün cezaevlerinde açığa çıkmış durumda. Hatta bizim evlerimize de sirayet etmiş durumda. Mesela dilimiz üzerinde yaşanan ciddi bir tecrit politikası var. Düşüncelerimiz üzerinde açığa çıkmış olan bir tecrit politikası var. Ve bunların hepsinin de demokratik yöntemlerle çözümü aslında çok kolay. Bunun için de İmralı'nın kapılarının açılması gerekiyor. Ve Sayın Abdullah Öcalan'ın bu konudaki rolünü yerine getirmesi için gerekli olanakların sağlanması gerekiyor. Evet, son olarak az önce ekranlarda getirdik kumpas davası, Kobane kumpas davası 17 Nisan'da görülecek. Buna dair mesajınız, çağrınız olur mu? Birçok siyasetçi maalesef bu kumpas davası sonucu hala tutuklu. Neler söylemek istersiniz son olarak? Buyurun. Evet. Şimdi o zaman aslında açığa çıkmış olan tablonun sorumlusu AKP iktidarıydı ama şu an maalesef arkadaşlarımız yıllardır bunun için yargılanıyorlar. Barbar IŞİD'e karşı savaşan bir halk gerçekliği vardı ve onun karşısında buna sahip çıkan bir pozisyon vardı. Biz bu haliyle aslında bu insanlık dışı uygulamaya karşı dur demek için şu an cezaevlerinde olan ve halen soruşturması devam eden arkadaşlarımız için dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Yani hem Türkiye'deki hem uluslararası alandaki, arenadaki tüm işte siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin buna sahip çıkması, dayanışma içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü birlikte hareket ettiğimiz zaman gerçekten bazı sonuçları daha rahat elde edebiliriz. Bazı zafer sonuçlarına daha rahat ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de yaşanan problemler sadece Kürtlerin problemi değil. Beraberinde Türkiye'de yaşayan tüm halkları etkileyen sorunlar bunlar. O yüzden mücadelenin de hem örgütlü mücadele tarzında hem de birlikte mücadele tarzında ilerlemesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, konumuz olduğunuz için, televizyonumuza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Gülcan Kaçmaz Saat Yiyip, DEM Parti Van Milletvekili bizlerleydi. Kendisiyle konuştuk. Evet değerli izleyenler, Avrupa'da yayın yapan aylık kadın gazetesi Neva Jin gazetesinin 229. sayısı Nisan başında yayınlandı. Gazetenin temel gündemlerinde biri de İmralı'da süren sistematik tecrit oldu. Aslan Hukuk Bürosu avukatlarından Raziye Öztürk, tecrit duvarlarını aşmak başlıklı yazısında Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın paradigmasının kadın ve haklardaki karşılığını değerlendirdi. Zaman içerisinde değişen, gelişen ve giderek ağırlaşan İmralı tecrit sistemi hepimizin gözü önünde hukukun keyfiyet ve kuralsızlıkla, siyasetin çıkar amaçlı yaklaşımlarıyla çeyrek asrını doldurdu. 25 yıllık bu sürecin son 3 yılı ise Sayın Öcalan'dan haber alamadığımız bir zaman dilimi oldu. Son haber alma tarihi olan 25 Mart 2021 yılından bu yana Öcalan'ın hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde var olan avukat görüş hakkı, 2 haftada bir gün var olan telefon hakkı, sınırsız mektup, faks ve telgraf gibi iletişim araçlarından faydalanma hakkı yasa dışı bir şekilde engellenmeye devam ediliyor. Dünyada emsali görülmemiş bu hukuksuzluk ve gayri ahlakiliğin tüm çabalara rağmen son bulmaması karşısında dünyanın dört bir yanından Öcalan'a özgürlük kampanyalarına hız verildiğini görüyoruz. İtalya başta olmak üzere Avrupa şehirlerinde Öcalan'a verilen onursal vatandaşlıklar, İngiltere ve İtalya ile başlayan dünyanın en kalabalık ve etkin sendikaları tarafından verilen onursal üyelikler, akademisyenler, yazar, sanatçı, düşünürlerin kurduğu özgürlük inisiyatifleri, yüzlerce panel, konferans, etkinlik, Afrika'dan Avustralya'ya Öcalan'ın savunmalarının okunduğu atölyeler, sanatsal çalışmalar ve imza kampanyaları gün geçtikçe büyümekte. Türkiye'deki hapishanelerde başlayan açlık grevleri, buna paralel tutsak yakınlarının, özelde de kadınların öncülük ettiği adalet nöbetleri. Avrupa'da, Rojava'da yüz binlerin sokaklara döküldüğü yürüyüşlerle yükselen sese 8 Mart ve Nevroz eklendi. Nevroz kutlamalarının şiarına uyarak şimdi özgürlük zamanı diyerek meydanları dolduranlar, milyonları hücreye sığdıramazsınız diyerek iradesini ortaya koydu. Şüphesiz secdin kırılması da Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü de ortaya koyduğu paradigmanın, ortak yaşam iradesinin, barış ve demokrasinin hayata geçirilmesiyle yakından bağlantılı. Ve bu da bölgesel ve küresel düzeyde mücadele birlikteliğiyle mümkün. En nihayetinde uluslararası komplo Sayın Öcalan'ın çabalarıyla esas gayesine ulaşamamış. Aksine tüm ağır teşhit koşullarına rağmen demokratik çözüm çabası sadece Kürtler özelinde değil, Orta Doğu ve dünyadaki tüm halklar lehine geliştirerek halkların binlerce yıllık özgürlük ve eşitlik ütopyasını gerçekleştirebileceği bir çözüm modeli sunmuştur. Halka umutsuzluk aşılayıp kendilerine mahkum kılmak isteyen hegemonik sistem karşısında alternatif bir sistem sunduğu, bu şekilde de bin yılların sömürü düzenini sarstığı içindir ki sistemin sürdürücüleri Öcalan fikriyatına düşmandırlar. Öcalan'ın kapitalist moderniteye karşı demokratik çıkışı temsil eden mücadelesi, gerek evrensel gerekse de bölgesel boyutuyla haklar adına farklılık temelinde bir arada yaşamın izdüşümüdür. Bu yönüyle onun fikirlerinin temel motivasyon kaynağı olduğu Rojava deneyimi ve mücadelesi, farklı etnik, dini, kültürel ve başkaca toplumsal tabakaların bir arada özgürce yaşamalarına ilham olmuştur. Rojava, halkların ortak yaşamını inşa etmenin yanı sıra hegemonik güçlerin insanlık değerlerine saldırısına karşı da ortak direnişin vücut bulduğu bir örnek. Evet değerli izleyenler, yine uzman çavuş diyeceğiz çünkü Kürdistan kentlerini özel savaş politikalarıyla adeta kıskaç altına almaya çalışan bir iktidar ve kolluk gerçeğinden bahsediyoruz. Bakırköy Kürdistan'ın Şırnak kentinde bir uzman çavuş sokakta yürüyen bir kadını taciz etti. Buna karşı halk öz savunmasını kullandı. Şırnak'ta dün akşam saatlerinde bir uzman çavuş sokakta yürüyen bir kadını taciz etti. Çevredekiler cinsel saldırgan uzman çavuşa müdahale ederek öz savunmada bulundu. Uzman çavuş hastaneye kaldırılırken kadına cinsel saldırıyı engelleyen 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Dicle Mahallesi'nde bir uzman çavuş sokakta yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Evet değerli izleyenler, DEM Parti Kadın Meclisi Şırnak'taki bu olaya dair bir açıklama yaptı. Ekranlarınıza getiriyoruz. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Şırnak'ta bir uzman çavuşun 3 kadını taciz etmesi olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kürt kadınları üzerinden yürütülen özel savaş politikaları bizzat iktidara bağlı kolluk eliyle derinleştirildiği kaydedilen açıklamada devletin kirli savaş politikalarına işaret edildi. Tacizci uzman çavuşun halk tarafından yakalanıp cezalandırılması olayına da değinen DEM Parti Kadın Meclisi şunları kaydetti. Kürt kadınlar başta olmak üzere üniformalı şiddetin hedefi olan halkın Şırnak'ta yaşanan olaya karşı gerçekleştirdiği tepki, özel savaş politikaları kapsamında yürütülen kadına yönelik şiddete karşı tavır alındığının göstergesidir. Bu tepki İpek Er gibi sayısız kadının failinin cezasızlıkla ödüllendirilmesinin bir sonucudur. Kadına karşı işlenen suçlarda cezasızlık politikasını sistematik bir şekilde yürüten iktidar, Şırnak'ta gerçekleşen uzman çavuş tacizinden ve sonrasında yaşanan olaylardan sorumludur. Tüm politikalarını Kürt ve kadın düşmanlığı üzerinden geliştirdiği için sorumludur. Kadına yönelik işlenen suçları cezasızlık politikalarıyla meşrulaştırdığı için sorumludur. Her gün en az 5 kadın yanı başındaki erkekler tarafından şiddet görürken bu şiddeti önlemek yerine kadınların yaşamlarını koruyan kazanılmış hakkına göz diktiği için sorumludur. DEM Parti Kadın Meclisi özel savaş politikalarına karşı örgütlülüğü büyüterek cevap olacaklarını da ifade etti. Şırnak halkı da bugün sokağa çıkarak tacizci uzman çavuş ve iktidarın özel savaş politikalarını yaptıkları yürüyüşle protesto etti. Protesto sırasında sık sık sloganlar atıldı. Tacizci askerler hesap verecek! Tacizci askerler hesap verecek! Yürüyüş ardından yapılan konuşmalarda kadın katillerine uygulanan cezasızlık politikalarına dikkat çekildi. Şırnak'ta yürütülen bu özel savaş politikalarına hep birlikte en güçlü sesi vererek bunların önüne geçmek zorundayız. Çünkü artık burada devlet kendisini her türlü cezasızlık politikalarıyla ön tarafta tutmaktadır. Bunlar herhangi bir ceza almamaktadır. Ses Şırnak Şubesi Eş Başkanı Murat Özbey de konuya ilişkin açıklama yaptı. 2024 günü akşam saat 21.30 sularında Şırnak merkezde bulunan Dicle Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu binaya giriş yapan genç yaştaki iki kadını takip eden Z.Ç. isimli şahıs bina girişinde kadınlara karşı cinsel saldırıda bulunmuştu. DEM Parti milletvekili Nevroz Uysal Aslan'sa olaydan sonra failin polis tarafından kaçırıldığını ve korunduğuna dikkat çekti. Evet değerli izleyenler, bu haberle haftaya bakışın sonuna geldik. Saat başında Lenca Koç'ta arkadaşımız Sorani Aktüel Kohaval'la sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.